Merhabalar ben Burak Şambak. Kanalımdaki uzun eğitim videolarının yanında çeşitli konularda kısa videolarda yayınlayıp adeta sizlerle hap bilgiler paylaşıyorum. Bu hap eğitim videomuzun konu başlığı kızılötesi çevrim. JPEG fotoğraflara, RAW değil bakın burası önemli. Ve yanlış renkle çevirmek bunun ne anlama geldiğini birazdan size anlatıyorum. Bunun İngilizce karşılığı da infrared conversion false color olarak geçiyor. Şimdi size ilk başta ben infrared fotoğrafçılık nedir onu anlatmak istiyorum. Tabii ki çok kısaca ileride bu konuda çok daha detaylı nasıl çekilir nasıl makine değiştirilir veya infrared filtre nasıl kullanılır gibi çok detaylı bir video hazırlayacağım. Şimdi şu anda mouse'umu takip ederseniz göreceğiniz bu spektrum içinde bizim gözümüzle gördüğümüz alan yani gözümüzle gördüğümüz ışık spektrumu şu bölüm. Bunu da açtığınız zaman görünür ışık dediğimiz şu kısmı bizim gözümüz görüyor. Bizim gördüğümüz ışık dalga boyunun Hemen sağ tarafında da kızıl ötesi yani infrared bölüm yer alıyor. Bu dalga boyları yukarıda lisedeki veya üniversitedeki fiziği hatırlayanlar bileceklerdir. İki tane dalganın tepesinin veya çukur yerlerinin arasındaki mesafeyi dalga boyu deniyordu. Bu sadece genel kültür. Photoshop'la fotoğrafla çok bir ilgisi yok. Ve bizim göremediğimiz fakat doğada var olan bu kızılötesi dalga boyutu hangi aralıkta? 700 nanometreden sonra başlıyor. 1 nanometrede metrenin milyarda biri. Şu ana kadar muhtemelen görmüş olduğunuz infrared fotoğraflarda siz hep yeşili, beyaz veya krem rengin tonları olarak görmüşsünüzdür. Şu anki grafikte neden bu yeşil rengi biz krem rengi veya beyaz rengi olarak görüyoruzun cevabı var. Çünkü görüyorsunuz yeşillik alanlar yani şu pembe ile gösterilen alanlar 700 nanometrelik dalga boyundan sonra ışığı yansıtma özelliğine sahip. Yani beyaz gibi davranıyorlar. Fakat bizim gözümüz bunları görmüyor. Çünkü 700 nanometreden daha düşük dalga boylarını biz görüyoruz. Ve biz normalde infrared çekim için bir fotoğraf makinesinin objektifinin önüne şu anda gördüğünüz gibi bir infrared filtre takabiliyoruz. Bunun avantajları da var. Daha çok da dezavantajları var. Veya biz fotoğraf makinemizin sensörünün önündeki hot mirror denen bir filtreyi kaldırarak onun yerine infrared ışığı sadece geçiren bir filtre taktırarak kalıcı bir değişiklik yapıyoruz. Bunun birçok avantajı var ve bir iki tane de dezavantajı var. Dediğim gibi bütün bunlarla ilgili bilgilerle dolu yepyeni bir video ilerleyen zamanlarda kanalımda yer alacak. Şimdi size birkaç tane fotoğraf örneği göstereceğim. Bu ilk başta göstereceklerim sensörü değiştirilmiş benim kendi fotoğraf makinamla çekmiş olduğum gerçek infraredler. Ne demek gerçek? Çünkü birazdan yanlış renk infrared de göstereceğim için bunlara gerçek infrared dedim. Yeşillerin beyaz ve krem tonlarında olduğu fotoğraflar. Mesela burada görmüş olduğunuz tüm kremler, tüm beyazlar aslında bizim gözümüze ne olarak gözüküyor? Yeşil renk olarak gözüküyor. Birkaç tane örneğim var onları geçiyorum. Evet oldukça ilginç görüntüler ortaya çıkabiliyor. Tabii bir sürü detay var bunları yakalayabilmeniz için. Dediğim gibi geçiyorum. Tabii ek bazı değişiklikler mesela burada bir texture da koydum Photoshop'la. Minyatür efekti ekledim falanlar filanlar. Şu anda burası biliyorsunuz sular altında. Bayağı bir beyaz var burada görüyorsunuz. Demek ki güneş çok tepedeymiş ve yeşil renkte ışığı yansıtmış. Bu ikinci kısımda ise yine infrared çekime uygun hale getirdiğim kameramın değiştirilmiş renkli infrared fotoğrafları. Buna İngilizce'de false color yanlış renkli de deniyor. Ben değiştirilmiş renkli dedim. Bunlar da aynı kameradan çıkan fakat Photoshop'la farklı işlenen fotoğraflar. Burada da gördüğünüz gibi bu örneklerde de bu fotoğraflarda yeşil olan yerlerin aynı prosesten geçirilirken kırmızı ve pembelerinin farklı tonlara dönüştürülmesi söz konusu. Ki ben size şu anda Photoshop'un içine geçtiğim anda bu pembemsi kırmızımsı etkiyi nasıl yaratacağımızı anlatıyor olacağım. Bilgi olması açısından da şu fotoğrafları paylaşayım sizlerle. Bu değiştirilmiş bir sensörün çekmiş olduğu infrared fotoğraf kıpkırmızı tonlara sahip post proses öncesi yani Photoshop'a girme öncesi. Bunun sonucu bu hale geliyor. Bunlara gerçek infrared diyoruz. Mesela bu fotoğrafta bu hale geliyor. Bakın bu da aynı kamerayla çekildi fakat bunu false infrared yaptım. Göreceksiniz şimdi pembe kırmızı tonlar. Burada da aynı şekilde yani aslında çekilen fotoğraf aynı ama iki tane farklı yolumuz var. Biri yeşillerin beyaza dönmesi biri de yeşillerin kırmızı pembe gibi tonlara dönmesi. Hadi şimdi hemen Photoshop'a geçelim ve bunları infrared bir kamerayla çekmeden normal çektiğimiz, renkli çektiğimiz JPEG fotoğrafları nasıl bu hale false color infrared'e çevirdiğimizi birlikte görelim. Ve Photoshop'un içindeyiz. Şimdi size normal bir kamerayla yani infrared değişime uğratılmamış bir kamerayla çektiğimiz normal bir JPEG fotoğrafı nasıl infrared kamerayla çekilmişcesine false color infrared'e çevireceğimizi çok basit olarak anlatıyorum. İlk olarak Ctrl J, Mac için Command J ile katmanı kopyaladım. Sonra klavyemden Ctrl -J. I aynı anda basıyorum. İstanbul'un İ'si. Mac için Command-E yani bu Invert, tersine çevir emri. Ardından katmanın harmanlama modunu, Blending modu, Color, renge çeviriyorum. Sonra bu katmanlar panelinin altındaki soldan dördüncü simgeye yani ayar katmanlarını tıklayıp buradan Channel Mixer yani kanal karıştırıcısını seçiyorum. Kanal karıştırıcısında ilk olarak şu output channel yani dışa verim kanalı ilk olarak red kırmızı kanalı seçiyorum. Burada kırmızının değeri 100. Bunu 0 yapıyorum. Şuradaki alttaki blue'yu, maviyi 100 yapıyorum. Buradaki yeşile hiç dokunmuyorum. Blue'ya geliyorum. Yani maviye bu sefer mavideki kırmızıyı 100 yapıp maviyi sıfıra indiriyorum. E fotoğraf şu anda renk olarak değişmeye başladı. Ek olarak yine katmanlar panelinde sol alttan dördüncü adjustment layers ayar katmanlarını tıklıyorum. Buradan hue saturation yani ton doygunluk ya da renk doygunluğu seçiyorum. Burada master değil red kırmızıyı seçiyorum. Ve başlıyorum şu hue yani renk ile oynamaya. Gördüğünüz gibi fotoğrafın içinde var olan sadece kırmızı renkleri değiştirmeye yarıyor ve mesela false color için güzel bir ton oldu. İstiyorsam hue'yu değiştirdiğim için oldu tabii ki bu. İstiyorsam saturasyonu da arttırıyorum ve şöyle göstereyim size. Fotoğrafım şu haldeydi. Bu hale gelmiş oldu sanki bir false color yanlış renkli infrarede dönüşmüş oldu. Şimdi bu ikinci örnekte size bunu bir action yani eylem olarak kaydetmeyi göstereceğim. Böylece içinde yeşili bol olan doğa fotoğraflarınızda, manzara fotoğraflarınızda bu denemeyi çok da rahat olarak yapabiliyor olacaksınız. Actions eylemler panelinde eğer actions sizde açık değilse buradaki yukarıdaki window pencereye tıklayıp buradan actions'ın yani eylemlerin tikli olmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi yeni bir eylem yaratacağım. O yüzden actions panelindeki şuradaki artı simgesine tıklıyorum. Buna IR diyelim. Infrared record yani kaydet diyelim. Ne yaptım? Ctrl J Mac için command J. Sonra Ctrl I'ye bastım, değil mi? Command I Mac için. Sonra bunun blending modunu yani harmanlama modunu color yani renge çevirdim. Benim burada yaptığım her şey buradaki action eyleme kaydoluyor burada görüyorsunuz zaten. Sonra ne yaptım? Ayar katmanları gel buraya buraya neredesin? Channel Mixer burada. Red'i seç. Kırmızıyı sıfır yap. Bunu yüz yap. Yeşile dokunma. Maviye Gel. Mavinin kırmızısını 100 yap. Mavisini 0 yap. Ardından yine ayar katmanlarını gir. Hue Saturation renk doygunluk. Buradan red'i kırmızıları seç. Çok da güzel oldu değil mi? Sanki bizim neydi? Lavanta bahçelerine benzedi. Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Çok güzel oldun diyorum. Saturasyonu da birazcık artsın diyorum. İşim bitti mi? Bitti. O zaman ben bu eylemi kaydetmeyi şuradaki stop düğmesine basarak durduruyorum. Ha bu arada bütün bunları yaptınız artık kaydedeceksiniz. Ne yapmanız lazım? Her zamanki gibi katmanların en sağındaki hamburgeri tıkla ve görüntüyü düzleştir, flatten image yap. Şimdi ben burada bu eylemi kaydettim. Geldim buraya bu örnekte. Başka hiçbir şey yapmadan bu kaydettiğim eylemi seçtim ve ardından buradaki play tuşuna bastım. 1, 2, 3. Herhalde 5 saniyede falan fotoğrafı bir anda infrared'e çevirdi. Nasıl infrared'e? False color infrared'e. Şimdi diyebilirsiniz ki iyi de bunların hepsi hep aynı pembemsi tonda oluyor. Hayır özgürlüğünüz hala var. Bakın bakın bu eylemi çalıştırdığımız zaman oluşan katmanlardan en üstteki hue saturation. Ona tıkladığınız zaman maske değil, hue saturation kendisine şundan bahsediyorum. Mouse'a bakın. Burada biz redi seçtiğimiz zaman vermiş olduğumuz değer hala burada. Biz bunu değiştirme hakkına sahibiz. Mesela bu da güzel oldu. Fena olmadı. Yani. Hatta böyle bunu bu şekilde de yapabilirim. Evet, bunu bir katman haline getirdiğiniz zaman yaklaşık 5 saniyede biten bir işlem. Ve var olan içinde yeşili bol doğa fotoğraflarınızda, manzara fotoğraflarınızda rahatlıkla uygulayabileceğiniz ve bir kızı ötesi modifiye edilmiş kamerayla veya objektifin önüne takılan bir kızıl ötesi filtreyle çekilmişçesine size sonuç verebilecek olan bir prosesten bahsetmiş oldum. Bundan sonra keyifli çalışmalarınızın olacağından da eminim. Böylece eğitim videomuzun sonuna geldik. Anlattığım konuların sizlere faydalı olacağına ait inancım tam. Yeni videolardan haberinizin olması için kanalıma üye olmanızı ve videolar yayınlandığında hemen haberinizin olması için de çan simgesine tıklamanızı öneriyorum. Ben Burak Şambak. Kendinize çok iyi bakın. Selam ve sevgilerimle hoşça kalın.